Yön Radyo 98 Haber ortak yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haber'le günden kalan. ...98 Haber Merkezi'nin hazırladığı günden kalanla karşınızdayız. Ben Alper Baran Esin. Yüksek Seçim Kurulu yerel seçim için kesinleşen aday listelerini internet sitesinden yayımladı. CHP Siyanürlü maden faciası için hazırladıkları raporu yayımladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz açıklamasında dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı olduğu halde felaket bölgesine hiç gitmemiştir. Bu da Murat Kurum'un suçluluk psikolojisinin bir sonucudur. Ayrıca kurumun acilen istifasını istiyoruz ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında değerlendirme yaptı. Özel, eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa, o adaylığı parlatıp Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam, dedi. Emekliye zam için bütçede para olmadığını söyleyen Erdoğan'a da seslenen Özgür Özel, sen kasayı boşalttıysan ben bilmem, dedi. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un gündemimizde yok dediği Kanal İstanbul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporunda yer aldı. Bakanlığın 2028'de projenin %45'ini tamamlamayı hedeflediği öğrenildi. Kurum, adaylığı açıklandığı gün Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla fotoğraf paylaşmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin artık Cumhur İttifakı çatısı altında olmadığını söyleyen AKP'li Efkan Ala, seçimlere girdiği yerlerde kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor, dedi. DEM Partili Sevda Çelik ve Öztürk Türkdoğan, 31 kentte toplam 54 bin seçmenin usulsüz şekilde kaydırıldığını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara'daki araştırmaların çoğunda CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sanatçı Rojda'nın seslendirdiği Kürtçe Ağıt'ın yanlış çevirisi üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu Türk düşmanı ilan etti. CHP kurmayları parti içi tartışmalar, kampanya süreci ve sandık güvenliği çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. CHP'li Burhanettin Bulut yaptığı açıklamada, parti içi muhalefet zaman zaman faydalı olabiliyor ama şu anda bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük, dedi. Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı davada ara karar verildi. Dava 29 Mayıs'a ertelenirken Samast, cinayet gününe ilişkin Yasin Hayal'in kendisine "Korkma, devlet arkamızda" dediğini, polislerin "Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz" dediğini anlattı. İstanbul'da ünlü estetikçi Bülent Cihan Timur ve yazar Eylem Tok'un bir kişiyi öldüren oğlu Mısır'a kaçtı. Annesiyle birlikte kaçan 16 yaşındaki çocuğun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı da olduğu öğrenildi. Türkiye, Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı çıkarttı. Diyarbakır Barosu Başkanı iken 9 sene önce katledilen Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın 10. duruşması tamamlandı. Avukatların taleplerini reddeden mahkeme davayı 12 Haziran'a erteledi. Günden kalanı dinlediniz. Hoşça kalın. 98 Haber'le günden kalan.